Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Yunan yayınları 5. sınıf bumerang serisiyle dersimize devam ediyoruz. 5. ünite kavratan testler 4. 1. sorumu büyütüyorum. Yukarıda kenar uzunlukları verilen ABCD dikdörtgeninin çevre uzunluğunu istiyor. Arkadaşlar dikdörtgenin çevre uzunluğu 2 çarpı kısa kenar artı uzun kenar ile bulunur. 2 çarpı burası 41 oldu. Çarptığımda da cevabımı 82 cm olarak buldum. Yukarıda DEF ikiz kenar üçgeninde EF 8 DF 10 cm. Bakın DF ile DE kenarları eşit olduğu için arkadaşlar burası da 10 cm oluyor. Çevre uzunluğunu istemiş. 2 tane 10 var 20 artı bir de 8 var ve buradan çevre uzunluğu 28 cm olarak geldi. Aşağıda kenar uzunlukları verilen şekillerden hangisinin çevre uzunluğu en büyüktür demiş. A şıkkımıza bakalım. Bir dikdörtgen var. 2 çarpı kısa kenar artı uzun kenar yapıyoruz. Kısa kenar artı uzun kenar 30 yapar arkadaşlar. 2 ile çarptığımda da burası 60 cm olarak geldi. B'ye geldim. Bu bir eşkenar üçgen olduğu için bir kenar çevre uzunluğunu bulurken arkadaşlar bir kenar uzunluğu ile 3'ü çarpmam yeterli olacaktır. Burası da 60 cm oldu. C'ye geldim. Paralel kenarın çevre uzunluğunu bulmak arkadaşlar dikdörtgeninkine benziyor. 2 çarpı kısa kenar artı uzun kenar yapıyoruz burada da. Parantezin içerisi 32 olarak geliyor arkadaşlar. 2 ile de çarptığımda 64 cm olarak gelecek. Son olarak D şıkkında kontrol edelim. Bu bir kareymiş arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bir kenar uzunluğunu 4 ile çarpıyoruz ve buradan çevre uzunluğunu 72 cm olarak bulduk. En büyük olanı istediği için D şıkkımı kareyi işaretledim. ABCD paralel kenarının çevre uzunluğu 72 cm'ymiş. Yukarıda BC 8 cm olduğuna göre AB'yi istiyor arkadaşlar. Yani bize kısa kenarını vermiş. Bizden uzun kenarı istiyor. Şimdi burası 8 ise karşısı 8'dir. Topladığımda 16 cm olur. 72'den arkadaşlar 16'yı çıkarıyorum. 56. Yani geriye kalan iki uzun kenar arkadaşlar 56 santimetreymiş. Bir uzun kenarı bulabilmek için 56'yı ikiye bölüyoruz ve de bir uzun kenara 28 santimetre olarak bulduk. Yani ABD DC 28 santimetredir dedim. A şıkkımı işaretledim. Devam ediyorum. Noktalı kağıt üzerinde verilen şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Bakın arkadaşlar bir birim 2 santimetreymiş. Şimdi kaç birim olduğunu bulalım ilk önce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 birimmiş arkadaşlar. Bir birim 2 cm olduğu için 20 birimde 40 cm'dir diyoruz. C şıkkımızı işaretledik. Devam edelim. Yukarıda verilen ABCD yamuğunda AB 8 cm, BC 12 cm, AD 9 cm'dir. Çevre ABCD'yi istiyor arkadaşlar. Şimdi bu bize verilen 3 kenarı toplayalım. 3 kenar uzunluğunu toplayalım. Burası 29 santimetre yapar. Çevre ne kadarmış? 50 santimetreymiş. 50'den 29'u çıkarıyorum. Ve burası 21 santimetre olarak geliyor. B şıkkımı işaretliyorum. Devam edelim. Çevre uzunluğu 24 santimetre olan eş karelerden oluşan aşağıdaki şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir diye bize sormuş. Şimdi arkadaşlar bir karenin çevre uzunluğu 24 cm ise bir kenarı ne kadardır? İlk önce onu bulacağız. Bir kenar uzunluğu 6 cm'dir. Şimdi bu şekilde eş karelerden oluşmuş. Bu şekilde toplam kaç kenar var? Şeklin çevresini ölçeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 tane kenar var arkadaşlar. Bir kenar uzunluğu 6 santimetreydi. Çarptığımda 156 santimetre olarak buldum. D şıkkımı işaretledim arkadaşlar. Sayfamı temizleyip devam ediyorum. 168 cm uzunluğundaki bir tel parçası hiç artmayacak şekilde kullanarak aşağıdaki şekiller oluşturulmak isteniyor. Buna göre hangisi oluşturulamaz demiş bize. Arkadaşlar şimdi bakın. 24 cm burası, 24 burası, 24 burası, 24 burası. Şurayı direkt ben 48 yazayım. Buranın tamamı 48 cm olur. Burası 24 olur. Burası 24 olur, burası 24 olur dedim. Şimdi arkadaşlar toplayalım. Ya da burada 24 24 diye ayıralım. 24 24. Kaç tane 24 var? 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane 24 var. Geliyorum yan tarafta 24'lü arkadaşlar 7'yi çarpıyorum. 7 kere 4 28 yapar 8 yazdım. Elde var 2. 7 kere 2 14 yapar. Elde 2 vardı 16 oldu. Bakın 168 cm A şıkkım oluşturuldu. Şimdi B'ye geliyorum. Arkadaşlar şöyle yapacağız. Burası 16, burası 16, burası 16, burası 16, burası 16, burası 16. Şimdi burası 48. Aynı şekilde karşısı da 48. Ben burayı topladım da arkadaşlar kaç oldu? 48 ile 48'i topladığımda 96 oldu. 96'yı yazdık. Burası 18, burası 18, burası 18, burası 18. Aynı şekilde 4 tane de 18 var arkadaşlar. O da 72 yapar. 72 ile 96'yı topladığımda da 168 olur arkadaşlar. Ve bakın B şıkkındakini de oluşturmuş olduk. C'ye geldim. Eşkenar üçgeni birleştirmiş arkadaşlar. iki tane. Bakın burası 33, burası 33, burası 33, burası 33, burası 33. Toplamda kaç tane 33 e, 33 santimetrelik tel ihtiyacımız var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane. Ne yapıyorum? 33 ile arkadaşlar 5'i çarpacağım. 33 çarpı 5. Burası arkadaşlar bize 165 santimetre olarak geldi. Hiç artmayacak şekilde oluşturmak istiyorduk. Dolayısıyla C şıkkında bakın geriye 3 cm tel kalacağı için C şıkkım yanlış oluyor. D'ye bakalım. D'yi de kontrol edelim. Burası 32, burası 32, burası 32. 32'den arkadaşlar kaç tane var? 3 tane var. 3 tane 32 96 yapar. Artın Burası 18, burası 18, burası 18, burası 18. 18 tane de arkadaşlar 4 tane var. Bu da 72 yaptım. Topladığımda 168 cm oldu. A, B ve de D şıklarındaki 168'leri arkadaşlar hiç artmadan yani tel hiç artmadan oluşturduk. Ama C şıkkındaki şekli oluştururken tel 3 cm arttı. Çevre uzunluğu 2 tam onda 4 metre olan eşkenar dörtgenin bir kenar uzunluğu kaç santimetredir demiş arkadaşlar. Şimdi 2 tam onda 4 metreyi santimetreye çeviriyorum. 240 santimetre. Eşkenar dörtgen olduğu için. 4 kenarı da birbirine eşittir. 240'ı 4'e bölüyorum. 24'ün içerisinde 6 tane var. 6 kere 4 24 yapar. Çıkardım. 0 geldi. 0 indirdim. Buraya da 0 attım ve de bir kenar uzunluğunu 60 cm olarak buldum. Bir kenar uzunluğu 30 cm olan eşkenar dörtgenin çevre uzunluğuna sahip eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu kaç santimetredir? Arkadaşlar şimdi bir kenar uzunluğu 30 santimetre olan eşkenar dörtgenmiş. Bunun çevre uzunluğu 30 çarpı 4'ten 120 santimetredir. Çevre uzunluğuna sahip eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğunu istiyor. Arkadaşlar eşkenar üçgenin de çevre uzunluğu 120'ymiş. 120'yi ben geliyorum 3'e bölüyorum ve buradan cevabım 40 cm olarak geldi. B şıkkımı işaretledim arkadaşlar. Devam ediyorum. Aşağıda verilen şekilde ABCD paralelkenar ve CGHF karedir. ABCD paralel kenarının çevre uzunluğu 64 cm ve EH 30 cm'ymiş. EH bakın buranın tamamı 30 cm. Buna göre verilen şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir diye bize sormuş. Şimdi arkadaşlar paralel kenarın çevre uzunluğu 64'müş kısa kenarı 12. Burası 12 ise BC de 12 toplamda 24 oldu. 64'ten 24'ü e çıkarıyorum 40. Geriye kalan AB ve de DC yani iki uzun kenar 40 santimetreymiş. Buradan bir uzun kenar 20 santimetre olarak gelir. Burası 20 ise EF de 20'dir. E, H'ın tamamı 30 olduğu için F, haşa 10 kalır. E, C, G, H, F. 1 kare olduğu için buraları da 10'dur. Burası da 10'dur. Şimdi tüm kenar uzunluklarını biliyoruz arkadaşlar. Burayı toplayalım. Şurası 12. 20, 12, 12. Şimdi 12, 12, 24 yaptım. Artı. 10, 10, 10. 10. 3 tane 10 var. 30 yaptı. Artı. 10 ile 20 var. Burası da 30 yaptım. Burası 44. Burası 60. Ve de toplamları 104 santimetredir diyorum. Sayfamı temizleyip 5 öpe Pardon B şıkkımı işaretleyip devam ediyorum. ABCD yamuk şeklindeki renkli el işi kağıdının çevre uzunluğu 46 cm'dir. Yaman el işi kağıdının D köşesinin 10 cm uzağından şekildeki gibi AD kenarına paralel olacak şekilde noktalı yerden kesiyor. Buna göre Yaman'ın elde ettiği üçgenin çevre uzunluğunu istiyor. Şimdi arkadaşlar, Yaman çevre uzunluğun 46 cm'ymiş. Şimdi şöyle söyleyelim arkadaşlar. Burayı biz ne yapıyoruz? paralel olacak şekilde kesiyoruz. Yani A B E D paralel kenar oluyor. Burası 12 ise burası 12'dir dedik. Onun dışında arkadaşlar gelelim. Şöyle yapalım. D köşesinin 10 cm uzaklığında bakın burası da 10 cm'ymiş. Burası 10 ise A B de 10'dur. Buraya da soru işareti diyorum. Burayı bulacağım ben şimdi. A B C D baktığımda 10 var. 12 var. 9 var. 10 var. Soru işareti var. Bunların tamamı 46 santimetreymiş. Bunları topluyorum arkadaşlar. 32 yaptı. 9'u ekledim. 41 yapar. 41 artı soru işareti 46'ymış. Ben buradan soru işaretini 5 santimetre olarak bulurum. Geldim buraya 5'i yazıyorum. Şimdi EBC üçgeninin Çevre uzunluğunu bulabiliriz. 12 artı 9 artı 5 26 santimetredir dedim. C şıkkımı işaretledim. Böylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.